Böyle harika bir sesten anons edilmek çok güzel. Çok iyi bir seçim olmuş hocam. Teşekkür ederiz. Evet, bugün 5. Açık Erişim Konferansı'nı gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Özellikle bu yıl çok önemli. Biraz önce sayın sunucumuz da bahsetti. Bu yıl gerçekten tarihi bir süreçten geçiyor ülkemiz. Ve bugün bu toplantıyı yapabiliyor olmak bile bizi çok çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten demokrasimiz büyük bir sınav verdi. Ülkemiz bağımsızlığını herkese gösterdi ve biz her şeye rağmen bu toplantıyı şu anda gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının gerçekleşmesi tabii ki kolay olmadı. Öncelikle ben teşekkürlerimle başlamak istiyorum. TÜBİTAK yönetimi her zaman olduğu gibi yine bizi son derece iyi bir şekilde karşıladı ve destekledi bu toplantıyı burada tekrar yapmak için. Biliyorsunuz İzmir'de yapacaktık. Ama bu yaşanan gelişmelerden sonra Ankara'nın daha iyi bir çözüm olacağını düşündük. ULAK çalışanları, ULAK müdürü başta Murat Bey, Mustafa Bey olmak üzere tüm ULAK ekibi canlı başla günlerdir çalışıyor. Kendilerine tekrar bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantı diğerlerinden birazcık daha farklı. Burada Yaşar Hocam'ın da kulaklarını çınlatmak istiyorum. Ve kendilerinde size selamları var. Hep işte biz birbirimize konuşuyoruz, birbirimize anlatıyoruz açık erişim derdi. Bu toplantıda profil birazcık daha değişti. Birazcık toplantıya katılanların profilinden bahsetmek istiyorum ve kurumlardan bahsetmek istiyorum. Kayıtlı katılımcı sayısı 420 civarında şu anda. Ve 34 farklı kurumdan 108 katılımcı var. 104 üniversiteden 166 ve 27 farklı şirketten 32 katılımcı. Bu bizim için son derece önemli. Demek ki biz artık sadece üniversiteler değil, üniversite dışındaki kurumların da dikkatlerini çekmeye ve bu toplantıya katılmalarına vesile olmuşuz. Çünkü açık erişim hareketi sadece üniversitelerin değil, bütün paydaşların ortak bir girişimi. Şimdi kurumlar diye baktığım zaman da şöyle bir profil çıkardım. Hangi kurumlardan katılanlar olmuş diye. Mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Polis Akademisi, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TAGEM, TİİAŞ, Türkiye Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Türkiye Patent Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi gibi çok farklı kuruluşlar var. Ayrıca dediğim gibi 27 tane de farklı şirket temsilcisi açık erişim toplantısına katılmış. Bu toplantının diğer bir önemi bizim yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey vardı. O bir şeyi ben söylemeyeceğim. Onu Sayın TÜBİTAK Başkan Yardımcımızdan birazdan duyacaksınız. Size büyük bir sürpriz hazırladık. Bu sürprizi birazdan kendi konuşmaları esnasında size söyleyecek. Ben hep şuna inandım. Gerçekten her şey hayal kurmakla başlıyor. Siz hayallerinizi kurarsanız ve hayalleriniz gerçekleştirme için çaba sağlarsınız. Bir gün hayallerinizi gerçekleştirmek için mutlaka olanaklar ortaya çıkıyor. O yüzden ben şimdiden tüm TÜBİTAK çalışanlarına, tüm TÜBİTAK yetkililerine bizim bu hayali gerçekleştirmemizdeki katkılar için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç, elbette daha iyi olacak, daha güzel olacak her şey. Şimdi bundan kimsenin haberi yoktu. Ben TÜBİTAK başkanımız da burada olacak ama son anda program değişti oldu ama Erol hocamdan fark etme, Erol hocamdan da isteyebilirim bunu. Sayın hocam, Türkiye'deki araştırmacıların performansının takibinde en önemli sorunlardan birisi ünit bir araştırıcı ID'lerinin olmaması. Dünya bunu çözmüş durumda. ORST ID denen bir ID var araştırmacı için ve şu anda 3 milyon yakın dünyadaki araştırmacı bu ID'yi kullanıyor. Ve bunu ulusal bir girişim için mutlaka bu ülkeye kazandırmamız gerekiyor.
Murat Bey ve TÜBİTAK, kulak birimdeki arkadaşlar zaten uzun zamandır biliyorum, çalışmalar üzerinde yani görüşüyorlar. Yani sizden en büyük isteğim bütün üniversitelerin akademik performansını, araştırmacıların doğru şekilde bulunabilmesi, yaptıkları yayınlara hızlılaştırabilmesi için mutlaka bu unik, aynı, Doğu'ya benzer numaraların onlara kazandırılması gerekiyor. Bu konuda desteklerinizi ciddi anlamda ben rica ediyorum. İnşallah önümüzdeki toplantıda bunun da olduğunu görmek, işte İtalya gibi, Portekiz gibi, İspanya gibi ülkelerdeki uygulamalarda olduğu gibi bizim de tüm yazarlarımızın, tüm araştırmacılarımızın kimliklenmesini sağlayabiliriz. Birazcık da programla ilgili ben bilgi vermek istiyorum. Bu yıl tek günlük bir program yaptık. Fakat bu programın da içeriğinin dolu olması için çok uğraştık. Tabii burada davetli konuşmacı kısmı çok önemliydi. Sağ olsun açık erişim çalışmalarında, açık bilim çalışmalarında başından bugüne bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan, bütün desteğini veren ki işte ilk başladığımızda Özgür Üniversitesi rektör yardımcısıydı, daha sonra Kadir Has Üniversitesi'ne geçti, şu anda Işık Üniversitesi rektörü. Fakat verdiği destekle bize hiçbir farklılık olmadı. Bulunduğu makam ve belgenin hiçbir farklılığı olmadı. Yine bugün aramızda sevgili Işık Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katıldığı için bize o dünyaya geniş vizyonunu burada da aktaracağı için. Daha sonra bir panelimiz olacak. Ve herkesin şunu bilmesi çok istiyorum. Açık erişim daha iyi bir gelecek için yapılan bir çalışma. Bunun nasıl olacağıyla ilgili de artık sadece kütüphaneler olarak değil, akademisyenler ne düşünüyorlar? Onlar acaba açık erişimi, açık bilimi nasıl dünyanın geleceği için iyi olacağını düşünüyorlar ve kullanacaklar? Bunu duymak istiyoruz. Bununla ilgili de yine çok değerli konuşmacılarımız oldu. Bunlardan Bülent Hocam zaten ANKOS Başkanlığı, Ordu Anadolu Teknik Üniversitesi'ndeki görevi neticesinde zaten açık erişimin Türkiye'deki ilk uygulamalarını gerçekleştiren kişi, o bizim olacak. Hem Abdullah Gül Üniversitesi'nde hem de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde kadrosu bulunan sevgili Yusuf Hocam, zaten açık erişimde çok fazla yayın olan, açık erişimin yarattığı impact'ten en fazla yararlanan hocalarımızdan bir tanesi, Türkiye'nin en parlak hocalarından bir tanesi, o bizimle beraber olacak. Yine özellikle açık veri konusunda çalışan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Arsem Hocamız bizimle olacak. O da deneyimlerini bizimle paylaşacak. Daha sonra öğlenden sonra bir oturumumuz olacak. Öğlenden sonraki oturumumuzdaki konuşmalarda ise açık erişimin dünyadaki ve ülkemizdeki politikalarıyla ilgili neler var ve değişiklikler var. Biz bu politikalara ne kadar uyuyoruz? Bundan biraz bahsedeceğiz. Yine bu yılın çok önemli bir girişimi olan Avrupa'nın açık bilim bulutu neymiş? İşte OpenAI 2020'de bu sene ne değişiklikler varmış? Avrupa Birliği'nin bu konudaki çalışmaları neymiş? Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Ve daha sonra da açık erişimin en önemli gönüllerinden biri olan sevgili İlkay şu anda İngiltere'de yaşamaya başladı ve orada Kuar'da çalışıyor. Yine deneyimlerini bizimden burada paylaşacak. Yeni nesil kurumsal arşivler neler getirecek? Yeni nesil kurumsal arşivlerden dünya neler bekliyor? Neleri gerçekleştirecek? Bunları göreceğiz. Daha sonra yine bir oturumumuz var. Bu oturumumuzda göreve başladığı bugünden günden itibaren bize gerçekten her türlü desteği veren sevgili Murat Bey, açık erişimin, açık bilim bugüne gelmesinde TÜBİTAK cephesindeki en önemli insanlardan bir tanesi bizim için. Bu sürprizimizle ilgili bir sunum olacak. Bunu daha yakından size tanıtacak. Daha sonra bütün dünyanın çok önemsediği, bizim de çok önemsediğimiz ki hatta en son dün bir tane mail aldım. Üniversite zorlanan bir kız, bilimseven kız zeti Twitter'da da bulabilirsiniz ve bana şunu soruyor. Diyor ki, Kaan Akademi'deki Türkçe içerik sayısı TÜBİTAK'ın açık bilim portalından daha fazla. Ve ben kuantumla ilgili, fizikle ilgili şeyler okumak istiyorum ve Türkçe kaynak kullanıyorum. Ne zaman olacak bunlar? Açık bilim, açık erişim bunlar bize ne zaman sağlayacak? Ben kendi kıtkanal İngilizcemden yurt dışındaki sitelerden çeviri yapmak zorunda mıyım? Bu da gösteriyor ki bizim ciddi anlamda bir açık Türkçe bilimsel şeye ihtiyacımız var. Açık ders kaynaklarına ihtiyacımız var.
Bununla ilgili de dünyadaki durum ne, Türkiye'deki durum ne? Çok değerli konuşmacılarımız var. ODTÜ'den sevgili Kürşat Hocam, Ankara Üniversitesi'nin Doğan Hocam ve açık kaynak, açık ders malzemesiyle akla gelen isimlerden, belki en önemlilerinden biri sevgili Orçun bizimle beraber olacak. Ve DSpace artık ülkenin milli kurumsal arşiv yazılımı olarak kabul ettiğimiz DSpace şu anda neredeyse kurumsal arşivlerin %98'inde DSpace kullanılıyor. Bunlarla ilgili de size en son gelişmeler neler, DSpace'de bizler en son neler yapıyoruz? Bu konuda uzmanları, işte İzmir Yüksek Teknoloji sevgili Mesut, Doğuş Üniversitesi'nde zaten herkesin artık adını bildiği sevgili Sönmez ve özelinden de sevgili Hakan deneyimlerini sizle paylaşacak. Sizin teknik olan sorularınızın çözümleri için neler yapabilirler, onları tartışacak. Dolu dolu bir program hazırladığımızı düşünüyoruz. Umarım siz de günün sonunda ya ben bu toplantıya katılmışım, yeni şeyler öğrendim ve bunları hayatıma uygulayabilirim. Ben de açık erişim hareketini şurasından, ucundan, kenarından tutabilirim diyerek kendi ülke, kendi şehirlerinize, kendi kurumlarınıza geri dönmüş olursunuz. Hepinize doya doya yararlanabileceğiniz, deneyimlerinizi birbirinizle paylaşabileceğiniz bir toplantı olmasını diliyorum ve tüm katkıları için bir daha tekrar teşekkür ediyorum.